2002 yılında bu ülkenin iç dış borcu toplam 230 milyar dolardı. Bugün 400 milyar doları geçti. Türkiye'nin cari açığı 2002 yılında 1,5 milyar dolardı. Bugün Türkiye'nin cari açığı 32 milyar dolar. 1,5'dan 32'ye. Evet. Türkiye'nin dış ticaret açığı 1,7 milyar dolardı 2002 yılında. Bugün 50 milyar dolara yaklaştı. Korkunç bir şey. Ve bugün biz bu cari açığı kapamak için dışarıdan gelen yabancı sermayeyi kullanıyoruz. Ve insanların kafası karıştırılıyor. Deniyor ki doğrudan yabancı yatırım. Ben geçtiğimiz yıl Kasım ayında Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan'a bir soru önergesi yönelttim. Ve dedim ki Sayın Babacan, son 4 yıl içerisinde bu ülkeye gelmiş, yatırım yapmış, istihdam üretmiş, know-how üretmiş, ihracat yapmış, yabancı sermayenin bana miktarını ver. Böyle bir sermaye yok. Gelen sermaye neye geliyor biliyor musunuz? Bankalarınızı satın almaya geliyor. Kârlı işletmelerinizi satın almaya geliyor. Efendim, iktisadi, kamu iktisadi teşekküllerinizi satın almaya geliyor. Ve portföy yatırımı için geliyor. Yani sıcak para olarak geliyor. Borsada ve değerli kağıtlarda paradan para kazanmaya geliyor. Bu vahşi bir rant düzeni. Ve bir saadet zinciri. Bu titan gibi yani, bir saadet zinciri. Bu kopacak, bir yerde kopacak. Kopacak. Mutlaka kopacak. Bakın, öyle bir mekanizma kurmuşlar ki sizin Merkez Bankanızda ve özel bankalarınızdaki toplam 112 milyar dolarlık mevduat kasanızda değil, dışarıya yatırmışsınız. Amerikan Fed'inde, Merkez Bankası'nda ve diğer yabancı bankalarda %4 faizle çalışıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Sıcak para olarak Türkiye'ye 80 milyar dolar girmiş ve %22 faiz ödüyorsunuz. Bu para sizin aslında. Yani dışarıya veriyorsunuz parayı %4 faizle, aynı parayı %22 faizle ülkenize alıyorsunuz. Bu korkunç bir rant mekanizması. Bunun adı vahşi bir rant düzenidir. Bunun ila nihaya gitmesi mümkün değil. İşte onun için sürekli artan dış ticaret açığı, sürekli artan cari açık, sürekli artan iç dış toplam borç. Ve Sayın Babacan geçenlerde bir beyanat verdi. 200 kilometrelik bir süratle gidiyoruz. Eğer sıcak para girişi, doğrudan yatırım girişi engellenirse duvara toslarız. Doğru. Ama bu duvara toslamanın alternatifi de uçuruma yuvarlanmak olmamalı. Evet. Yani duvara toslatmadığınız takdirde bu gidişin sonu uçuruma yuvarlanmaktır. Er ya da geç. Bu saadet zincirinin ila nihaya gitmesi mümkün değil. Deniyor ki bu ülke %30 büyüdü son 4 yılda. Bakın, büyümenin bir karşılığı vardır. Yani siz bir fabrikanıza yeni bloklar ekleyip yeni üretimler, sahalar açıyorsanız bunun karşılığı istihdamdır. Yani yeni işçi almaktır. Evet. %30 büyüyen bir ülkede %30 olmasa bile ona yakın, ona tekabül edecek, onu karşılayacak bir istihdam miktarının olması lazım. Bu da yok. Dolayısıyla tüm bunları alt alta koyduğunuz zaman ortada bir sanal ekonomi var. Neden sanal? Bir de işin reeline dönelim. Türkiye'de KOBİ'ler sıkıntıda. Türk sanayicisi artık girdi maliyetleriyle rekabet edemediği için, yabancı alternatifleriyle rekabet edemediği için gözünü dışarıya çıkmış, dikmiş. Bulgaristan'a gidiyor, Çin'e gidiyor. Ve şu kadar işçi, şu kadar yatırım, şu kadar fabrika, bunların hiçbirisi gerçekçi değil. Ben size gerçekçi rakamlar vereceğim. Evet, benim lütfen. Siyasi hayatım hep doğrular üzerine kurulmuştur. Her şeyi bilgili, belgeli rakamlarla ve net konuşmayı seven bir adamım. Ayakkabıcılık sektörü. Uçaktan bahsetmiyorum. Ağır sanayiden bahsetmiyorum. Yüksek teknolojiden bahsetmiyorum. Ayakkabıcılık sektöründen bahsediyorum. Evet. 2000 yılında bu ülkeye giren ayakkabı sayısı 9 milyon çift. 2006 yılında 36 milyon çift. Tam 4 misli evet. Artmış. Türkiye'de yerli ayakkabı sektörünün yıllık üretim kapasitesi 450 milyon çift. Benim kendi sektörümün, yerli ayakkabı sektörümün üretim kapasitesi 450 milyon çift. Peki yerli ayakkabı ne kadar üretiliyor bu ülkede? 150 milyon çift. Yani %30 kapasiteyle çalışıyor. Lütfen izleyicilerimiz de dikkat etsin. Bir rakam vereceğim. Ve bizi eğer Konya'da izleyen, dinleyen izleyicilerimiz varsa onların dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü en büyük darbeyi Konya almıştır. Son 2 yıl içerisinde bu ülkede ayakkabı sektöründe 160 bin kişi işini kaybetti. Bu resmi rakam. Peki bunlar ne oldu? İşte bunlar Türkiye'nin dış ticaret açığını arttıran, Türkiye'nin dış borcunu arttıran
bu mekanizmanın esareti altına girdiler ve ithal ayakkabıları satan işletmelerin içinde işçi olarak çalışmaya başladılar. Ne olacak bu işin sonu? Ben yapıp üretemediğim takdirde dışarıdan gelen parayla döndürdüğüm bir ekonomi nereye kadar gidecek? Diline yabancılaştırılmış. Bu yetmemiş, dinine de bazı motifler sokularak dejenere edilmiş bir toplum haline getirilmeye çalışılıyoruz. Dinler arası diyalog, medeniyetler ittifakı, dinler bahçesi, Büyük Ortadoğu projesi gibi bana göre küresel güç merkezlerinin dizayn ettiği projelerin sanki çok önemliymiş, çok büyük projelermiş gibi arkasından koşuyoruz. Evet. Yok, ben böyle bir projeye inanmıyorum. Bu bir safsatadır. Bu Amerika'nın ve küresel oyun kurucularının bu coğrafyada kurmak istedikleri sistemin bir psikolojik ayağıdır. Bakın, 1 Mart tezkeresinde dendi ki biz 24 milyar dolar parayı Amerika'dan alamazsak memurumuza maaş ödeyemeyiz. 1 Mart tezkeresi çok önemlidir. Amerika'da at pazarlığı denen bir mantıkla bu süreç götürüldü. Ve zamanın Dışişleri Bakanı Sayın Yaşar Yakış söylediği ifade dün gibi hafızamdadır. İlk bomba Bağdat'a düşer düşmez paramızı isteriz dedi. Bu nasıl bir dış politik vizyondur? Bu nasıl bir anlayıştır? Orada ölen kim? Senin gibi düşünen, senin gibi hisseden, senin gibi yaşayan kardeşin ve 750 bin kişi orada hayatını kaybetti. Oradaki dramlara gittim, gördüm, yaşadım. Misket bombalarıyla ölen çocukları, kolunu, bacağını, gövdesini kaybetmiş insanları, o hastanelerdeki o dramları, acıları gittim, yaşadım. Benim kucağımda çocuklar öldü Bağdat'ta. Ben bunları görmüş birisiyim. Nasıl bunlara onay verebilirim? Lübnan Savaşı'nı yaşadım ben. Beyrut'taydım o savaş esnasında. Gece yarıları, sabahlara kadar bombalandı o Beyrut. Ve Beyrut'un bir kesimi, Müslümanların, Şiilerin yaşadığı bir bölümü sabahlara kadar bombalandı. Ve Beyrut tezkeresi veya Lübnan tezkeresi ile ilgili insanlara şu dendi. Biz Orta Doğu'da masada olmak istiyoruz. Biz Orta Doğu'da oyun kurucu olmak istiyoruz. Biz Lübnan'a istikrar getirmek istiyoruz. Lübnan'ın güvenliğini korumak istiyoruz. Hayır, böyle değil. Bas bas bağırdım. O zaman da söyledim, yine söylüyorum. Çıkın insanlara şunu söyleyin. Biz Lübnan'ın güneyine bu askerleri aslında Hizbullah'ı kontrol altına almak için gönderiyoruz ve İsrail'in güvenliği için gönderiyoruz. Ha bunu söyleyin, problem yok. Oturalım onu tartışalım. Bu doğru mudur, yanlış mıdır diye. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir panelde konuşmacıydım. Karşımda İsrailli bir büyükelçi. Bu görüşlerimi söyledikten sonra bana dedi ki İsrail'in güvenlik hakkı yok mu? Evet var. İsrail'in de insan olarak oradaki Musevi İsrail vatandaşlarının da güvenlik hakkı var. Ama dünyayı kandırmayın. Bu güvenlik hakkının bizim tarafımızdan Güney Lübnan'a asker göndermekle tesis edildiği gerçeğini oturalım, konuşalım, tartışalım. Biz madem Lübnan'da oyun kurucuyduk, ne oldu? Güney Kıbrıs Rum kesimi kalktı bir petrol arama anlaşması yaptı. Mani olabildiniz mi? Sizin aleyhinize ilerleyen yıllarda 400 milyar dolarlık bir petrol rezervinden bahsediliyor. Bunlar çıkartılacak ve Güney Kıbrıs Rum kesimine tahsis edilecek. Türkiye ne yaptı bununla ilgili? Madem Lübnan'ın güvenliğini korumak için asker gönderdiniz, neden Lübnan sizinle oturup bu konuyu paylaşmadı ve tartışmadı? Onun için oyunun bir perde önüne bir de perde arkasına bakmak lazım. Ben olayları gazetelerden okuyan, bir takım çarpıtılmış bilgilerle değerlendiren bir insan değilim.